yani 91 serisi. Biraz tane koridorunda aldığım ilk nefesi. Bundan sonra gelecek minik çaplardaki heves. Benim nesim irademmiş, iyi de nedenmiş. Karıştırma şeytanın işi dediler. Peki şeytanın işini bana anlatın biriniz. Dedi ki annem zamanla şeytanlaşır içimiz. Peki anne bu dünyada nedir bizim işimiz? Neslini köreltme sanatı bizim işimiz. Yani canım evladım bir gün öleceğiz hepimiz. İki kuru kemik bir tutam toprak ve kefeniz. Ölüm varsa bu dünyada sence ne yapmalıyız? Peki anne bana cevap vermelisin, sakın susma. İçinin sesini dinlemelisin dedi bana. Sana son vasiyet, sakın Rab'a uzak olma. Var elbet bir çıkar yol ama yok elbet bir çaba son yakın bak. Sakın kendini her şeyden uzak dur, pislikten ne gelir elden. Var elbet bir çıkar yol ama yok elbet bir çaba son yakın bak. Sakın kendini her şeyden uzak dur, pislikten ne gelir elden. Var elbet bir çıkar yol ama yok elbet bir çaba son yakın bak. Sokaklarda yürüyorum yaşıtlarım, neden yalın ayak dolaşır, canı acır topluma karışır. Annesizlik zordur hele bir de baban yoksa, arkanda kurban gider yarına, kara leke alnına. Bu yaşam bazen ameli işçisi olmak, bazen çöpçü ya da temizlikçi olarak geçer hayat. Ben açım ama herkes salak yaşar, çünkü emin ol nefis iradesini her zaman aşacak. Karton bir kutuda minik bir bedenin sahibi, varsa yoksa varı yoğu sadece sipiliği. Başını soktuğu karton evi yaşam alanı, çocukluktan dolayıdır geçmez dizin yarası. Elimde tuttuğum şeyin adı sade yalnızlık. Bu fanilikte hiçbir zaman ölmeyi sanırdık. Etrafımdaki sevdiklerim gittikçe yanıldık. Yolumuzu saptırdık ve kendimizi kandırdık. Var elbet bir çıkar yol ama yok elbet bir çaba son yakın bak. Sakın kendini her şeyden uzak dur, pislikten ne gelir elden. Var elbet bir çıkar yol ama yok elbet bir çaba son yakın bak. Sakın kendini her şeyden